Herkese merhaba. Evet, şimdi SRG'ni ve CRN'ini ayrı ayrı anlatmıştım. Burada yaptığım şey ise ikisini birleştirmek oldu. Bunun amacı ne? Öncelikle plakalar her zaman böyle düzgün ve güzel gözükerek gelmiyor. Oldukça kötü çekilmiş resimlerde. Oldukça düşük çözünürlüklerde geliyor. En azından düşük çözünürlük sorunu halletmek üzere ben de ESRG'ni, genle, CRN'i beraber eğitimledim. Şimdi olan şey şu. Hemen şurada işlemi biliyorsunuz. Sıfır değilse, önceden eğitilmiş bir şey varsa, yapılmış bir şey varsa bunları yükle. Daha sonra train'e geçiyor. Buradaki espri bu. Size modelleri anlatmayacağım. Size burada bu sefer ikisi birleşirse nasıl bir şey çıkabilir diye kendi kendine sorduğum bir soruyu burada anlatacağım. Şimdi iki tane data loader var. Birisi aslında orta iyilikte olan bir şeyi plaka resmini daha da kötü yapıyor. Low resolution'a getiriyor. Diğerini de sabit bırakıyor. Olduğu gibi bırakıyor. Öncelikle ESRGEN modeli başlıyor burada. ESRGEN modelinde bir iyileştirme işlemi deniyor. İyileştirme işlemi denedikten sonra işte iyileştirme için her bir piksel için bu aradaki hatayı hesaplıyor. Daha sonra warm up batches ile beraber generator'ı eğitmeye devam ediyor continue ile beraber. Generator'ı birden ilk seferinde generator'ı birden fazla eğitmeye başlıyor. Ben buradaki sayı 500 olarak belirledim. 500 kez şurayı tekrarlıyor. Yaklaşık bir epoch'tan fazla ediyor. Bir ya da iki epoch'tan fazla ediyor. Sadece şu kısım çalışıyor. Tabii burası çalışıyor. Sonra şuraya geliyorum. Şimdi üretilen bir resim var generator tarafından. Güya yüksek çözünürlüklü. Bu yüksek çözünürlüklü şeyi benim bir discriminator'a sokmam lazım. Fakat burada bir graf sorunu var. Graf takip sorunu var. O yüzden de ben bu grafı buradan koparıyorum detach ile beraber. Detach ile koptuktan sonra çok da mühim değil. İkisinin generator ile discriminator birbirine zaten bağımlı bile değil. O yüzden detach yapmak işlemde hatayı falan sebep olmayacaktır. Discriminator öncelikle bir yüksek çözünürlüklü gerçek resmi oluyor ve üretilen resmi oluyor. ESRGEN'de anlattığım gibi. Buradaki üretilen şeye göre, normalde önceki videoda ben Discriminator'ın çıkış şekline göre ben bunları belirlemiştim. Fakat bu sefer Discriminator farklı çıktılar da verebilir bazı durumlarda. Çünkü sabit bir çıktı vermemek üzere tasarlandı. Buradaki çıktıya göre ben bir buffer oluşturuyorum, valid ve fake diye. Daha sonra Criterion Gen diye bir şey başlatıyorum. Criterion Gen şu burada gördüğünüz üzere kendisi BC Loss, Binary Cross Entropy ile beraber bir validation işlemi gerçekleştiriyor Loss Gen ile beraber. Daha sonra Feature Extractor'a gidiyor. Bildiğiniz burası ESRGEN. Asıl karışılan taraf burası. OCR tarafı. Peki ben burada ne yapıyorum? Şunu görüyor musunuz? İşte burada bu sefer plakanın asıl resmini değil, üretilen yüksek çözünürlüklü resmi OCR'a veriyorum. OCR bunu tanıyor. Tanıyor yani optimizasyon işlemi gerçekleştiriyor. Önceki videoda anlattığım üzere bu aradaki CTC loss ve diğer işlemleri gerçekleştiriyor ve daha sonra
Generator optimize ediliyor. Generator'a hiçbir loss ekleyemedim şu an için. Normalde aklımdaki fikir buradaki OCR loss'u şuraya da eklemekti. Fakat biliyorsunuz ki backward işlemi yaptıysanız bütün buffer'ı temizliyor. Türev işlemini alır PyTorch ve bütün buffer'ı temizler. Retain Graph diye bir özellik var. Fakat Retain Graph da sadece grafiği hani işlem sırasında oluşturulan bir grafik var PyTorch'ta. Bu grafiği tutmayı sağlıyor ama diğer buffer'ları sildiği için yine şu tarafta loss G ile ikinci defa backward işlemini yaptıramıyorum. Sonuçta burada backward işlemi yaptırırken aslında şunların hepsini tek tek backward işlemi yaptırıyor. Bunu da ikinci defa bir backward işlemi yaptıracaktı. Yani ikinci türevini aldırmaya çalışacaktı. Peki bunun içine katarsan ne olacak? Bu sefer de OCR loss'a göre bunu optimize edemem. Yani bunun optimize edilmesi için sadece şunun bilinmesi lazım. Bunun optimize edilmesi için sadece bu loss'a ihtiyacım var. Başka loss'lara ihtiyacım yok. Diğerleri olursa işlemi bozar. O yüzden biraz bağımsız çalışıyor şu kısım. Daha sonra discriminator update ediliyor ve burası da log process. Şurayı sileyim. Tamam. Dediğim gibi bu hızlı bir prototip. Önceki eğitim döngülerinden alıntı yaptım. Evet, temel olarak bu kadar. İşte burada da bir özet basılıyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bu sadece bir fikirdi. Ben buraya kodlarını yazdım. Maalesef deneyemedim. Benim bu kadar bir işlem gücüm yok. Çok uzun sürecek. Bilgisayarım da bu kadar güçlü değil. Bu kadar da kaynağım yok. Hesap kaynağım yok. Daha sonra denerim. Bu internette dursun. Bunun açıklamasını yaptım. Daha sonra belki de şunu OCR loss'u diğer esirgenle beraber eğitmenin bir yolunu bulurum. Video bu kadar. Sonraki videolarımda muhtemelen ben de yapmak istiyorum. Böyle nesne tanımayı güzelce anlatıp onların kodlarını yazıp eğitim döngüsünü yazıp eğitmek ve bunlarla uygulama yapmak istiyorum. Sadece Python'da kalmak da istemiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.